Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda Virgil van Dijk kadro kurma görevini yapacağız. Ayın oyuncusu kartı birkaç gün önce yayınlanmış. Hatta 1-2 hafta falan oldu herhalde yayınlanalı ama ben daha uygun olmasını bekledim fiyatların ve bu kartı yapmaya karar verdim. Dün Twitter'dan bir anket düzenledim. Bu kartı yapmalı mıyız? Çünkü defans hattımız hali hazırda zaten çok sağlam. Hatta göstereyim defans hattımızı. Bu hafta sonu liginde kullandığımız defans hattımız bu şekildeydi. Kadromuz bu şekildeydi. Varane Team of the Year bir önceki videomda çıkarmıştım hatırlarsınız. Ve Rio Ferdinand ikilisiyle gerçekten çok sağlam bir performans gösterdiler. Ve şu ana kadarki en iyi win sayımıza ve en iyi seviyemize ulaştık. Bunların ödüllerini Perşembe günü muhtemelen kanalda bulabileceksiniz. Şimdiden spoiler vermiş olalım. Varane 49 maç oynadık. Yani gerçekten üst seviye bir kart olduğunu hissettiriyor kesinlikle. Ama ben çeşitlilik istiyorum ve ileride Varane'ı satacak olursak ve Varane'ı daha iyi bir upgrade için, mesela Team of the Year Kante gibi bir upgrade için satacak olursak oraya bir tane defans oyuncusu almamız gerektiğini düşündüm. Bu da Virgil van Dijk olacak. Bu van Dijk kartını yapmamın sebeplerinden bir diğeri de biliyorsunuz kış upgrade'leri geliyor. Doğru yere gelebilirsem kış upgrade'leri geliyor ve head to head'de, yani oyunun database'inde şu anda +1 ya da +2'lik bir upgrade alacağı gözüküyor Virgil van Dijk'ın. Ya en azından bu kart, yani 85'lik kartı 86 ya da 87'ye itildiğinde informlarının da itilmesi gerekecek yukarı doğru. Bu kartın da 90 ya da 91'lik bir kart olmasını bekliyorum. Daha da iyi bir kart olacak yani. Sonradan pişman olmak istemiyorum. Hem yayınlarda hem de YouTube videolarında bize içerik olacak bir kart bu. Şimdi zaten oyunda da ne kadar iyi bir kart olduğunu biliyorsun. Başlayalım isterseniz. Beklediğimden daha pahalı. Açıkça söylemek gerekirse oyuncular vardı kulübümde. Bayağı bir oyuncu vardı ama ona rağmen epey bir maliyet ödemek zorunda kaldık bu kart için. Aşağı yukarı maliyeti 550-600 bin civarında. Biz muhtemelen çok daha ucuza yaptık ama hani kulübümüzden oyuncular kullandık veya satılamaz oyuncuları kullandık. Bu daha ucuza yaptığımız anlamına aslında gelmiyor bir anlamda. Şu anda bu arada Future Stars, yani geleceğin yıldızı oyuncuları da paketlerde. Onları da paketlerden çıkarma şansımız olduğu için de bir yandan bunları yapma ihtiyacı duydum. Birkaç tane yatırımımız vardı. Buffon almıştım 24-25K'lardan. Onu satmam gerekti. Van Dijk kartının ben istatistiklerini göstermeyi unuttum aslında. Defans 90, fiziksel 90'a yakın, 89, dayanıklılığı 75 ama çok fazla zaten koşturmayacaksınız bir stoperi. 97 gücü, 85 agresifliği, 90 zıplaması var. Zaten çok uzun boylu. 1.93 orta. Ya bu oyuncuyu zaten oyunda denediyseniz veya draftta veya bir şekilde denediyseniz ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsunuzdur. Oyunun en overpowered altın defanslarından bir tanesi. Bence Ramos'tan sonra ikinci. Ama bu kart Ramos'un üstüne dahi çıkabilir. Normal Ramos'un üstüne dahi çıkabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. 90 rating, 84 kimya. Kesinlikle dediğim gibi ucuz değil. Bu görevde muhtemelen 90 bin civarına falan yapılıyor. Hemen footbin'i de bir yandan açayım ben de. Şey yapmayalım, yanlış bilgi vermeyelim sizlere. 16.750 buna verdik. Informların fiyatları müthiş yükselmiş vaziyette. Bu King kartını vereceğiz. Hemen bu kadroyu da gönderelim. Ne için veriyoruz? Nadir altın gümüş oyuncu paketi için veriyoruz. Bunlardan bir tane pembe çıkarırsak kesinlikle değeceğini söyleyebilirim. Bu arada bugün sanırım PC'ye bir yama geliyor. Zamanlayıcılı bitiricilik ve kaleci oynatma olaylarına bir ayar çekecekler diye düşünüyorum. Stoper'de kim vardı burada? Özel değil, Premier Lig diyeceğiz. Muhtemelen Sokratis vardı. 80 kimya. Bu sene kimyaları da arttırmışlar. Böylelikle daha fazla üst düzey veya üst düzey liglerden oyuncu kullanmamız gerekiyor. Bu da tabii ki reytingi arttırıyor, fiyatı arttırıyor. Arnautovic vardı bizde, satılamaz. 87 maç oynamışım ama bize 86'lık informu çıktı bunun. Şu anda kulüpte durmasının hiçbir bize faydası olmayacak. O yüzden onu da gönderiyorum burada. Evet, 3 tane haftanın takım oyuncusu istiyor. Biz yine burada bu sefer yüksek reytingi bir tanesini kullandık. 43 bin verdik. Kine 23 bin verdik. Bu görevin maliyeti yaklaşık 115-120 bin arasında. Epey pahalı bir görev bu da. Virgil van Dijk'ı bu videoda denemek istiyordum aslında ama deneyemiyoruz çünkü şu anda kimyalayacak şeyimiz yok. Kaynağımız yok. Sağ beke bir tane Hollanda Ligi SBC'sinden Dumfries diye bir herif vardı, onu alacağım. Bu buraya, bu buraya, de Thomas buraya. Son görevi de 83 rating, 90 kimya isteyen görevi. Biz çok rahat bir şekilde 99 kimya ile yapıyoruz. Burada Pickford'ı kullanıyorum kulübümden. Satılamaz Kimmich, satılamaz Lindelof. Bu Virgil van Dijk'in kartı. 29 bin Juan Fran'a verdik, 5 bin ona verdik. Saul bize yine bir kadro kurma görevinden çıkmıştı. Thiago çıkmıştı. Ruben Perez'i aldık. Diego Costa'yı aldık. De Thomas'ı aldık. Bu görevin fiyatı 160 bin civarında. Bu görev en pahalı görev.
Ama bir forma ve bir de mega paket alıyoruz ve bununla beraber Virgil van Dijk kartını da alıyoruz. Şimdi gelecek kendisi, bir walkout animasyonu izleyeceğiz. Virgil van Dijk tamamlandı. 89 ratingli bir kart, 90 ya da 91 olmasını bekliyorum. Kış yükseltmeleri geldiği zaman çok sağlam bir kart. Gel bakalım Virgil. Kendisinden Virgil van Dijk Bey olarak bahsedeceğim ben videolarımda ve yayınlarımda. Hollandalı stoper dedik. Çok da güzel bir mor kartı var. Takıma hoş geldin Virgil van Dijk. Ankara Gücü formasıyla görüyoruz kendisini. 89 fizik, 90 defans, 76 hız, 73 pas. Güzel bir kart. Selam verdi. Hoş geldi. Bir de Premier Lig kadrosu forması. Evet, 91'lik bir kart olursa, özellikle böyle 70-80'e falan yaklaşırsa fizik hızı, 90'ın üzerine çıkacak fiziği de. Gerçekten durdurulmaz bir kart olacak. Defansa birazcık belki lüks gibi gelebilir şu anda bu yaptığımız hamle, ama ilerisi için eğer Varane'ı satarsak, ki Varane tabii ki çok çok kaliteli bir oyuncu olmakla beraber satılma imkanı var yani. Evet, bir board'la başladık. Ne kadar geri alabilirsek o kadar iyidir. Alman MO, aynen gönderdiğimiz bir İlkay Gündoğan kartı geldi. Bu çok iyi paket değil biliyorsunuz. Üst düzey oyuncu paketi. Yalnız bu fokus olayları beni benden alıyor. Fokuslanalım, bize fokus olsun. İlkay Doucouré Benyeder. Peki, gönderelim kulübe. 4 tane daha paketimiz var. Bir tane pembe bulursak şu paketlerde, nadir altın gümüşü açalım. Walkout var. Evet, hadi bakalım. Ama bu if galiba. Evet, if. Pepe. Sağ orta saha. 86'lık inform galiba bu. Evet, evet. Hiç fena olmayan bir kart bu. Yani ya süper sub olur ya da satılır. Neto var, Leno var. Güzel, iki tane kaleci var. Satılabilir. 4 yıldız beceri hareketi. Gayet iyi de bir kart bu arada. 99 çeviklik nedir ya? İnanılmaz. Bayağı iyi. Bakalım. Fiyatın nedir senin? Söyle Pepe, konuş. Pepe'nin fiyatı 45-50 bin civarında. 43 bin civarında hatta, öyle diyelim. Ama 40 binlik bir geri dönüş aldık. Hiç olmazsa hiç fena değil. İyi oldu. Yani şöyle diyelim. Belki bizim cebimizden 550k coin çıkmadı ama 550 bin civarında oyuncuyu vermiş olduk. Burada mantığı bu olayın. Hani siz mesela bir kadro kurma görevini yaparken elimdeki satılamazları verdim. Kadromdaki oyunculardan verdim. Kulübümdeki oyunculardan verdim. 3K'ya geldi. 350K'lık görev. Bu çok doğru bir bakış açısı değil. Bunu her seferinde hatırlatmak isterim. Fırsat maliyeti olayından unutmayın onu. Mega paket. Walkout yok. Bir iki inform çıkarsak hiç fena olmaz. Bir board geldi. Brezilyalı board. Stoper. Felipe. Kulübümüze vardı sanki Felipe. Nadir oyuncu ve nadir mega. Nadir mega'yı açalım. Ben nadir oyuncuyu daha çok sanki tutuyorum bu paketlerden. Ama bir walkout yok. Burada nadir mega'dan. Board var yine. Boardlarımız eksik olmadı. Yine Leno. Sürekli Leno geliyor. Bu sene 10 kere falan çıkardık Leno'yu. Sırf bu paket açılışında bile 2 kere geldi yani. Geçen senenin... Ya bu senenin... neydi herifin adı lan? Unuttum bak. İyi gelmesin. Arjantinli vardı ya bir herif. Neydi adı onun? Unuttum bak şimdi. William Jose geldi 83'lük. 83'ler çok fazla para etmiyor bu arada. Kadro kondisyonları vesaire. Sen böyle, siz böyle, siz kulübe. Hadi bakalım. Son paket. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hafta ödül videolarımız olacak. Foot Champions değerlendirmesi ve ödüllerimiz olacak. Emin değilim bir YouTuber'a karşı yapıp yapmayacağımdan bu kapışmayı. Açalım nadir oyuncu paketimizi. Haydi oğlum, ver bir pembe. Pembe olabilir bakalım. Vallahi pembe geldi. İşte bu kadar. Parasını çıkardık. Fransız. MO. İşte bu. Guendouzi. İnanılmaz. Fut geleceğin yıldızları Guendouzi. Abi bu 500k falan galiba. Bedavaya yaptık Van Dijk'ı. Aa. Guendouzi. Denemek istediğim bir oyuncuydu. Çünkü bu fut geleceğin yıldızı oyuncularını... Oha ne? İlk defa. Abi ben böyle bir paket görmedim. Oha, inanılmaz. Aa. Takımımız tamamen farklı bir şekil alacak. Neymar Junior geldi. İnanılmaz. Aa. Bir milyonluk bir paket mi bu? Bir dakika. Ve satılabilir.
Guendouzi 500k. Neymar da 500k. Ama satılmayacak Neymar. Çünkü takımımıza girecek. İnanamıyorum. Oha, 500k karla bitirdik. İnanılmaz bir video oldu. Hiç aklımdan dahi geçmedi. 50k'lık paketleri daha iyi dedik ama bu kadar da olmaz dedik. Neymar 500k. Guendouzi'nin bu arada istatistiklerini göstereyim diyeceğim ama artık yine... Ne oluyor ya? Bizim paket şansımız ne oldu bu aralar anlamadım ben. İyi kart. İyi kart. 378. Çok çok mantıklı konuşamayacağım bu dakikadan sonra. Videoyu kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim hoşuma gitti kesin. Bundan sonra artık neler yaparız neler bitiririz bilmiyorum. Çünkü çok almak istiyordum Neymar'ı kadroma. Sol kanatta Douglas Costa vardı. Ve ilk hedefimiz Neymar'dı. Dediğim gibi stoper takviyesi yaparken sol kanadı boşladık. Douglas Costa yerine artık Neymar'ın geleceğini kesin gözüyle bakabiliriz. Şöyle bir düzenleyelim şurayı, sen git Japon. Şimdi bir dakika, ne yaptık? Oğlum biz neler yaptık bugün ya? Bu geldi, bu geldi. Bir virgül Van Dijk Bey geldi. E bir de... Şimdi Casillas sen de bir dur abi bir dakika. Ney. Gel bakalım Ney Junior. Neymar'ı koyacağız böyle. Ronaldo'nun kimyası düşüyor muhtemelen ama onu bir şekilde ayarlarız diye düşünüyorum ben. Nasıl ayarlarız onu tam olarak bilmiyorum ama vallahi o kadar iyi oldu ki inanılmaz oldu ya. İnanılmaz oldu. Bütün maliyetine değdi. Virgil van Dijk da takıma girebilir. Guendouzi de satılabilir. Pepe de gidebilir. Ne olur ne biter bilmiyorum ama bugünlük bu kadar benden. Hepinize güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Bugün salı değil mi? Yarın veya ondan sonraki gün ödül videomuz olacak. Acayip heyecanlandım ama iyi günler. İyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.